Evet sayın seyirciler, Antalya'dayız. Antalya'da garajında iki tane arkadaşımızla görüşüyoruz. Şu anda efsane Rent-A-Car. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor işler güçler? İyi Allah'ım. İşler güçler. Nasıl gidiyor? Çaycımıza soralım. Ha, çaycımız. İşler güçler nasıl gidiyor? Ne olacak bu esnafın hali? Bu sene çay işleri nasıl gitti? Valla bu sene, geçen senenin arasında hemen çok, hemen aşağı yukarı yarı yarıya düştü. Düştü mü iş? Evet. Her yıl bir adım daha düşüyor mu acaba işler? Evet. Seneye? Allah korusun. Abi her Allah yıl... Allah bilir. Sen anlat abi biraz. Her buraya. Yıl bir şey düşmüyor da biz her yıl biraz daha borçlanıyoruz. Yoksa lükse kaçan, hani düşen iş yok. Evet. İşlerimiz iyi Allah'a şükür. Evet. Yani ama çaycı bile BMW'ye biniyor yani. Ondan sonra işler düşük diyor. Çaycının onun BMW'si var. Yani. Onun arabası var. Arabası var ya. Şey soracağım. Buranın ismi, ofisimiz içeridedir. Efsane Rent-A-Car. Şimdi Antalya'ya dolaştım son 3 gündür. Antalya'da küçücük yer var. İsmi şey yazıyor önünde. Meşhur. Bir oradan geçiyorsun ünlü. Bir oradan geçiyorsun yani yani Antalya'da dolaşırken şunu öğrendim. Hepsi ünlü. Hiç abi, ünsüz bir yeri yok. Abi şimdi burada aslında ünlü bir yeri yok da. Özentilik mi var? Hep insanlar dışarıdan geliyor. Hani yerlisi yok. Evet. Hani gördüklerinde gerçekten burası ünlü sansınlar diye yok ünlü yok. Bu işe belki yarıyor mu acaba? Pek bir şey yaramıyor aslında ama esnaf kendi kendini kandırıyor öyle bir nevi. Evet, bir de Antalya'da gördüğüm bütün kızlar telefonla konuşuyor. Evet. Artık çünkü birebir iletişim olayı... Yok gerçekten diyorum, sokağa yürüyorsun böyle en güzel kızlar hep telefonla konuşuyor. En güzel kızlar genelde zengin iş adamlarıyla beraber ya abi. Beraber gezemiyorlar. Güzel bakış açısı bu arada. Yani yemin ediyorum cadde bazı yerleri yürüdüm. Şimdi güzel kızlar zengin iş adamlarıyla çıktıklarından birlikte görünemiyorlar. Ne yapıyorlar? Telefonda konuşuyorlar yani. Evet. Genel olarak böyle mi? Genelde öyle. Şeye gittim. Uzaklar diye bir yere gittim. Uzakları biliyor musun? Evet. Nerede? Çok uzakta olsa gerek. Uzaklar. Uzaklar. Nerede abi uzaklar? Uzaklardayım. Uzaklardayız. Uzaklar diye bir yer var. North Shields'in yanında hemen. Tam bilmiyorum abi. Senin efsane Rent-A-Car ne iş? Efsane Rent-A-Car. Evet. Nedir senin durumun? Abi bizim durumlarımız iyi Allah'ım. İşlerimiz iyi. Otogarda evet. Zaten tekiz. Başka Rent-A-Car da yok. Evet. Tek tabanca. Tek tabanca. Tek tabanca. İşler yolunda diyorsun. İşler yolunda. Ya evet. Hani şimdi millet hep kan alıyor ya. Evet. Aslında yalan. Ha bunu duymak istiyorum yalan bana. Yalan abi yalan. Niye? Ya abi adam iş yok diyor. Ha diyorum sana. Adam diyor ki ben çaycıyım iş yok. LPG'siz BMW'ye biniyor adam. Evet. Şimdi 5 yıldır BMW'ye biniyor. Adam diyor ki iş yok. 100 milyarlık evi beğenmiyor. 200 milyarlık kredi çekip. Daha iyi bir oturuyor. Bir de iş yok diyor. Gündüz adama gidiyoruz. Akşam aynı adam. Barlarda Belcino'da barda 1000 lira para hesap ediyor. En az yani 1000 lira belki ödüyorlardır ama en az 500 harcıyordur mutlaka. Bir bakayım. Arkadaş 6.5'tan 7. Bakıyorum önünde viski. Ondan sonra o telefondan konuşan kızların faturalarını ödüyor mesela. Adam evet. Yok diyor. Ha, Antalya'da böyle bir durum var. Evet, evet. Bir durum var. O telefonun parasını aslında o ödüyor. Abi canım. Ama o para tutmaz ki. Abi tutmaz olur mu ya? O kız onun gibi kaç tanesiyle konuşuyor? O kız herkese konuşuyor diyorsun. Kızın yemeği, bütün masrafları ödüyor. Tabii. Antalya'da yeni şeyler gelişmiş ya. Eskiden böyleydi Antalya be. Abi Antalya'da hap yap para kap. Yani şimdi nerede tokatçı, üçkağıtçı, dolandırıcı, memleketinde tanındığı için mesela yapamıyor onları, geliyor burada yapıyor. Aynen. Evet. Her türlü. Gözü kapalı olan buraya geliyor. İpini kopartan buraya geliyor. Evet. Çulsuzu da, parasız da hepsi buraya geliyor. Garajdan böyle görünüyor. Evet. Garajdan böyle bakıyorsunuz olaylara. Garajdan öyle bakıyoruz abi. Yani buraya her gelen... Hiç ilginç bir anınız var mı? Bir an anlatsanıza. Valla ben... Anlat bakalım orada. Şimdi ben 18 yıldan beri buradayım. Evet. Çok şeylerle karşılaştım. Mesela en ilginci böyle. Kendi bileni bilmeyeni hep ben buradayım. Evet. Aynı yerinde sayıyorum. Tamam aynı yerinde sayıyorum da başına hiç ilginç bir olay geldi mi? Çok. Bir tanesi böyle en ilginci. Mesela...
Ben ya benim ilk... mesela en ilginç, geçen adam araba kiralıyor. Evet. 3 günlük. Evet. Günlüğünü 75 liradan araba alıyor. Ondan sonra diyor ki 225 lira. E abi bunun benzinini de mi ben koyacağım diyor. Bak olaya bak. Şaka yapmış oraya. Yok yok, yok gerçek, ciddi ciddi. Gerçek. Ben buna şahidim ya. Abi olur mu diyor, ben 225 lira para verip de benzin mi koyacağım buna diyor ya. Yok be, bu şakadır abi ya. Vallahi ben vallahi de, lan dedim kardeşim geçim. Kamera şakası mısın? Nerede bu kameralar? El sallıyor. Hatta yok, ben sallıyorum. Kafamı buluyorum ben ya. Yok, başka? Başka? Orhan şey... Senin hani bir ara tartıştın ya burada. Ha geçen burada Orhan'ın yanında bir tanesi, polis arkadaşları duruyor burada. Polis abilere diyor ki abi diyor gelin diyor çay için diyor. Onlar da teşekkür etti, sağ ol dedi. Abi diyor gelin için de diyor boğazınızdan bir helal lokma geçsin diyor. Hadi hurra, adam bir temiz dövdüler. Hani sanki siz polislere para mı yiyormuşsunuz der gibi. Ne diyor? Boğazından helal lokma geçsin. Yani şeymiş işte, bir ağzı, boğazından helal lokma geçsin. Ne oldu sana, dövdüler mi adamı? Tabii canım. Bu çok güzelmiş, yemin ederim. Bunu böyle ilk defa duydum böylesini ya. Başka var sizde, daha çok vardır. Yani Orhan'ın başına... Orhan'ın başına mı geldi, senin başına mı geliyor daha çok? Şimdi... Burdur'un Gömü ilçesi var mesela. Burdur'un Gömü ilçesi. Evet. Şimdi bizim yaşlı bir teyze geliyor, bilet alacak. Ayakçı Simser bağırıyor yazhaneye. Hı. Abi ablaya bir gömü ver diyor. Ha. Kadın diyor ne gömmesi diyor ya. Ya hani abla diyor, yani gömüye gideceksin ya diyor. Sesleniyor, gömü ver ablaya diyor. Kadın yaşlı mı? Kadın yaşlı. Yaşlı değil, normal. Kadın Ankara'ya gidecek. Hı. Adamlar bilet satmış. Abla diyor, Trabzon'a bilet verelim, oradan diyor sen vapurla Ankara'ya geçersin diyor. Yaşlı kadına. Feribot da diyor Ankara'ya geçersin diyor. Kestirme olur diyor. Kadına bilet de atmışlar. Kadına Allah'ını seviyorsa. Şimdi bir gün lüks karadenizde çalışan İskender bir arkadaşımız var. Evet. Şimdi araba boş kışın. Nerede yolcu diyor ki, patron da diyor ki bu arabayı dolduracaksınız diyor. Evet. Neresi? Trabzon diyor. Oradan diyor şey gidersin, kayığa binersin, oradan Trabzon'a geçer. Alakası yok. Evet. Afyon, Trabzon böyle hepsini karıştırıyor. Feribot, orada feribot var mı ya? Bir sor hele. Feribot var mı? İskender diye bir arkadaşımız burada otogarda. Evet. Böyle komik olaylar başınıza geliyor diyoruz. Hiç cüzdan müzdan buldunuz buralarda? Burada birkaç defa bulundu da güvenlikçi arkadaşlar hemen muhafaza altına alıyor yani. Evet. Otobarın güvenlik sistemi çok güzel. Evet. Biz yönetimden şikayetimiz yok. Hayat. Bir şey, tam size şeyi soracaktım. Yönetimden bir şikayetiniz var mı? Bizim şu yok, anda kimsenin sorumuz yok ki. Biz zaten herkes kendi işine bakıyor. Antalya Ulaşım AŞ aynı zamanda belediyenin yan kuruluşu şirketi. O yüzden esnafın ve halkın menfaatini gözeten bir firma. Evet. Yani çoğu zaman mesela esnaf arkadaşlarımızdan sıkıntıya girenler olur. Hiçbir zaman böyle tahliyedir, icradır falan o yollara gitmezler. Daha esnaf gibi, esnaf muhafaza. Yani iyidir bu şimdiki yönetim, zaten eski emniyet müdürü, şimdi işletme müdürü. Yani evet. İşletme müdürümüz de iyidir, adı Dıdır Bey. O da çok iyi, çok da cana yakın biri. Evet. Müdürüsünde tüt amirine, güvenlikçine kadar hepsi cana yakın, sıcak kanlı. Evet. Senin memleket neresi? Ben Hataylıyım. Hatay, Samandağ mı? Yok, Altınözlüyüm, Antakya'dayken. Sen... Orada ikamet geliyorsun. Yani ikametimiz orada, 5 yıldır buradayız. Evet. Nasip oldu burayı otogar içerisinde tekrar aldınız. Aldık. Otogarı aldınız. Ve otogarın tamamını alamadık da. Planlıyor musun almayı? Rentekar. Yok, şu an için size biraz birkaç beden büyük olur. Evet. O için. Telefon mu geldi? Görüş. Ha, şimdi neredeyiz? Şu an Antalya Otogarı'nda. Ne yapıyoruz? Bir röportaj yapıyoruz. Başka? Makara TV'ye. Makaradayız. Makaradayız. Neredeyiz? Doğru, makaradayız. Nasıl, eğlenceli mi? Eğlenceli abi. Eğer kamera açıksa eğlenceli. Şey var, kamera açıksa daha eğlenceli. Oradan selam söylemek istedin. Sevdiğin dostların var mı? Var. Abi beni tanıyan herkese çok çok selamlar. Sen nereden tanısınlar abi ya? Olur mu ya? Bilen var, bilmeyen var. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyor ya. Evet, bizi bilen bilir, bilmeyen kendi bilir. Estağfurullah diyelim o zaman ya. Efsane Rent-A-Car. Evet. İyi günler. Günlük 79 TL'den başlayan fiyatlarla. Evet abi. Kaç araba var?
Abi şu an 43 aracımız var. Hı. Antalya'da 24 saat hizmet veren tek rentekar biziz. Telefon numaranı ver. Bir de 551-805-8805. Bir de normal dükkan numarasını ver de. 332-73-33. Evet. İyi günler. İyi günler. Neredeyiz? Makara. Makaradayız. Neredeyiz? Makaradayız. İyi günler. İyi günler.